Arkadaşlar herkese günaydın. Şu anda sabahın saat 7'si. 2 saattir köpekler havlıyor, tamam mı? Aslında 2 saattir demeyeyim de geceden beri havlıyorlar. Kaç kere çıktım baktım daha hiç uyumadım. Belki uyusam 1 saat falan kestirmişimdir. Geceden beri böyle bir dışarıda köpek sesi, tilki sesi, çakal sesi hepsi var ama. Ne dönüyor ne oluyor anlamadım. Az önce de bir baktım dışarıya. Görüntü kalitesi de biraz kötü olabilir, kusura bakmayın. Çünkü ışık kötü arkadaşlar. Dur ola. Ola kız bekle bakayım. Sen. Bekle bakayım. Kızım bekle. Aziz hanım benim. Ulan kapı da kapanmıyor. He. Bak. Nerede o bizimkiler? Carlos. Raşa. Gel buraya gel. Bak ikisi de karşıda geziyor bak. Oğlum gelin buraya. Carlos. İkisi de evden firar etmiş. Bak geziyorlar bak. Oğlum gelin buraya gel çocuklar. Carlos. Raşa gel. Gel. Oğlum araba vurur gel. Allah'a şükür kimse yok da. Şimdi onların ben peşine gidersem onlar daha çok gidecek. Onlar daha çok gidecek arkadaşlar. O yüzden peşlerine gitmemem lazım. O karşıda ana yol var çünkü. Yani bu çocuklar var ya çıldırtacak beni ya. Ya ne arıyorsunuz dışarıda be evladım? Hadi gezin buraları. Bir baktım az önce şu karşıda kocaman ağaç var ya şurada bak. O ileride geziyorlardı. Şimdi dışarı çıkmışlar ana yola doğru gidiyorlar. Yola doğru gitmezler de inşallah. Gel hadi al. Al oğlum al. Carlos gel al. Hadi bakayım. Onlar şimdi benden şey bekliyor. Adını siz koyun ilgi bekliyor. Ben peşine gidersem onlar daha çok gidecek. Gitmemem lazım da. Ulan bunlar da bayağı gitti be kardeşim ya. Faysal ne oldu? Faysal da oradan anırıyor bak. Bak gördün mü? Bak orada durdu şimdi. Sizi iyi görmüyoruz da. Bak orada durdu bana bakıyorlar bak. Ben gideceğim mi gitmeyeceğim mi? Eğer ki ben gidersem ona göre daha çok koşacaklar arkadaşlar. Şimdi biz bir bahçeye girelim. Bunlar bir yerden kaçıyor bak. Ben onu göstereceğim şimdi. Bekle. Çıkın bakayım gençler çık. Hayır 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 hayır. Dur 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 dur. Aha Faysal da orada geceyi kovalıyor. Dur. Gece kaç gece Faysal ısıracak seni kaç. Sen de mi geldin? Gecemde video çektiğimi duyunca hiç geri kalır mı? Hiç geri kalır mı? Video çektiğimi duysun yeter ki. He prensesim. Oho, oho. Alayı kovalıyor. Bak 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 bak. Bak. Faysal yavaş Faysal. Lan yavaş. Çıldırdı köpeği lan vallahi çıldırdı köpeği bak. Bak 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 bak. Ulan Faysal. Ağzına geldi Jackie'ye. Jackie kaç Jackie çabuk gezer seni. Kaç. Bir de puşta bak hele ön bacaklarıyla vurmaya çalışıyor hayvana. Kaç Jackie kaç çabuk 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 kızım kaçın. Kaçın. Kaçın çabuk. Manyak bu çocuk. Vallahi billahi manyak ya. Ne oldu nereden geliyor sabah sabah bu enerji. Çocukları niye kovalıyorsun yazık değil mi onlara oğlum. He? Sen niye tutmadın şeyi. Aman tükürdün komple yüzüme. Jackie kaç, Jackie kaç. Köpekler Faysal'ı gördüğü gibi diğer tarafa kaçmaya başlıyor zaten. Baksana, taktı kafaya Jackie'yi bak. Jackie masanın altına sığındı. Süslü aman ha. Hayır süslüye gelme, hayır bakayım. Hayır süslü kaçmıyor arkadaşlar. Bir kere öyle kendine vurdurdu Faysal'a, canı çok acıdı kızımın. O yüzden öyle oldu mu süslüyü ben kolluyum değil mi süslü? Ne yaptın o Faysal'ın gülen yüzüne kanıyor benim aşkım. Faysal da herhalde kendini eşdeğer sanıyor köpekleri. Onların ufak olduğunun farkında değil. Eşekle oynar gibi oynuyor onlarla. Bizim şu çocuklara bir bakalım hele bunlar geldi mi? Bunlar beni çıldırtacak ya. Bak şu kapının oradan bir yerden kaçıyordu arkadaşlar. Yap şu Faysal. Tepiliyor mu? Sonra Faysal çok kirli diyorsunuz. Hep yer. Lan dur çeki kazağımı ısırma be kızım be. Aha bak ne yapmış. Lan kızım bir düzgün dur. Bu da yandan zıplayıp beni ısırıyor. Faysal hep kirleniyor böyle tepiniyor ya. Bak ne oğlum yok bunlar. Nereye gitti bunlar ya? Allah Allah. Ya valla ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bundan sonra ben bağlayacağım. Bu çiftliğe geldim köpek bağlamayacağım diyordum ama bağlayacağım ya. Ya valla yapacak bir şey yok. Bunlar bokunu çıkarıyor çünkü. Allah korusun araba vuracak bir şey vuracak. İkisi de sözümü de dinlemiyor bir de. Hani şimdi ben peşine koşayım onların. Bir ara başımıza geldi ta Carlos şu ana yolun karşısına geçti. Şu karşı çiftlik var ya. Onun da arka tarafına kadar koşturdu bizi yakalayana kadar canımız çıktı.
Ayçiçek tarlalarının içinde bir o tarafa kaçıyor, bir bu tarafa kaçıyor. Yani ben bağlayacağım artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama bak Raşa burayı şey yapmıştı. Komple indirmişti aşağı. Geçen bağladım orayı telle. Şimdi buradan kaçmıyor. Tamam mı? Ben bugün hatta bugün bir tamir tadilat işlerini yapayım ya. Bunların kaçtığı değil mi Jegi? Bak o nereden kaçıyor biliyor musunuz? Şu bizim köşe vardı ya arkadaşlar. O köşeden atlıyor. O köşeden kaçıyor. Ben bugün orayı tamirat tadilat yapayım istiyorsanız size video da çekerim. Yorumlara yazın. Ha İzabel geldin mi sen de? Baba sabah sabah ne sesi yapıyorsunuz böyle siz? Sesi mi uyandın sen de? Ne oldu babam? Yerim o senin güzel ağzını yerim. Dün bak bu kız manyak bak. Bu beni çıldırttı dün. Gitmiş arkadaşlar. Kerivar biliyorsunuz doğumhanede kalıyor. Gitmiş oradan duvardan kerivarın yanına atlıyor. Kerivara gidiyor saldırıyor orada İzabel. Aman 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 aman. Hey hey hey. Aman İzabel kaç. Dur bak Faysal basar şimdi üstünüze. Allah'a şükür hemen oradaydım. Bir şey olmadı da. Kerivar İzabel'in alnını ısırdı. Hayır bak. İzabel kaç bak. Bu manyak üstüne basar. Bu manyak üstüne basar. Buna çok güvenme. Ulan Faysal köpekleri sıraya çekiyor ya. Ben buranın reisi diyorum. Kralı diyorum inanmıyoruz siz. Hades'miş, Carlos'muş, Tyson'mış, Ayı'mış, Hikaye Faysal'ın yanında. Faysal'ı gören kaçıyor. Sözünü dinlememek mümkün değil Faysal'ın. Bak. Ha bir de buraya da gel. Ana geliyor mu? Yok. Çünkü buraya gelmez yani. Buraya çıkmaz o. Bakın arkadaşlar. Aa şurası var ya. Ulan şimdi buradan geliyor bu Faysal ya. Oğlum bir bizi rahat bıraksana be çocuğum. Bir bizi rahat bırak ayrılamıyor yanından. Çocukların üstüne basacak diye korkuyor. Manyağa baksana. Düşmanını görmüş gibi davranıyor. Bak İzabel bile korkuyor artık bak. İzabel de baktı gücü yetmiyor Faysal'a o da korkuyor artık. Dur. Hele yaramaz oğlum. Bir rahat dur rahat. Hayır İzoş. Kıskançlığı bırak. İzabel normalde bu saatte hayatta kalkmaz. Sesi duydu da geldi o. Dur. Bak şimdi. Şurası var ya arkadaşlar şura. Şu köşe. Lan oğlum bir dur bak ısırma beni Faysal'a. Bekle bir şey anlatayım. Dur bu kuş ısıracak beni yandan. Ben biliyorum onu. Şu köşe var ya kapının altı. Buradan kaçıyor. Ben bugün gene burayı bir tamir edeyim. Üstüne kapıyı koymuştum. Kapının altından geçiyorlar gene. Buranın bir tamirini yapayım ben. Ya ne kadar yapsan da bakın buralar. Ya Faysal. Ulan bundan korkuma bir şey anlatamıyorum ki. Çık hele. Bakın burada zemin daha yüksek. Daha yüksek olduğu için de onlar da biliyor buranın daha yüksek olduğunu. Yani daha kolay bir şekilde atlıyorlar. Anladınız mı? Örnek şurası 1.80 iken burası 1.50. Ne oluyor bu yüzden? Daha kolay bir şekilde atlıyor çıkıyor oradan. Yani bu Carlos'la Raşa ikilisi yani. Bu ikisini zapt etmek var ya. Bildiğiniz bana zulüm arkadaşlar ya. Aslında ben eski usule geri döneceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Ne yaparım biliyorsunuz mu? Bahçede bir sürü kocaman alanımız var arkadaşlar. Bahçede bir sürü kocaman alanımız var. Hem zincirini de uzun bırakırım. Aa bak geliyor bak bak. Kim o? Bak. Bak bir tanesi geliyor. Bak. Raşa mı o? Raşa Carlos nerede Raşa? Carlos nerede? Bak bir de bakıyor oradan bana bak. Carlos gözükmüyor. Raşa koştura koştura geliyor. İnşallah Carlos'a bir şey olmadı. He? Raşa koştura koştura geliyor da. Onlar da arkadaşlar dışarıda köpekler var. Köpekler geliyor onların peşine gidiyorlar. Köpekler, tilki, çakal, acayip çakal var burada yani öyle böyle değil. Onların peşine gidiyorlar bak. Tamam mı? Raşa Bey hanımefendi geldi ona bir kapıyı açalım biz. Girsin içeriye zaten ona kapıyı açmamı da gerek yok. Bir de şurada bir tel var ileride. Orayı da görürüz şimdi oradan içeri geri giriyor. Tellerin içine ettiler yani. Bu Raşa ile ben Carlos'u bağlayacağım. Çünkü kafeslere koyuyorum atlıyorlar. Doğumhanede büyük kapılı yere koyuyorum. Carlos kapıyı kırıyor. Zorla açıyor arkadaşlar. Raşa kapıdan gel Raşa gel. Kapıdan gel. Oraya gitme gel kapıya. Faysa. Nereye koyarsam koyayım atlıyor. O yüzden. Lan dur. Şşt, hey, hey. Bak Faysa. Çak. Basacak şeyin üstüne İzabel'in üstüne. İzabel kaç. Hey. Hadi. İzabel bundan kaçacaksın. Benden değil kızım. Bir arkana bak arkana. Seni ben koruyorum gözünü sevdiğim ya. Bir kendinizi korumayı öğrenin daha kızım. Nerede o Raşa? Bizim firar kız nerede? Sen neredesin sen? Bok yiyenin kızı seni neredesin? He? Nereye gittin sen?
Söyle bakayım bana. Nereye gittin sen, nereye? Carlos nerede? He kızım? Carlos nerede bakalım? Raşa! Yalnız bu Carlos yok inşallah arkadaşlar. Carlos da şeye gitmemiştir ha. Ana yola falan gitmemiştir. Gel Raşa gel. Dur kapıyı açayım sana da gir. İzabel hayır. İzabel hayır. Geçin bakayım içeri. Takılın bakayım orada. Tamam. Kurban olur baba size. Aslanlarım benim. Bakayım şöyle bir yola çıkayım da. Carlos. Gözükmüyor vallahi. Carlos! Carlos! Ya bu manyak inşallah yola atlamaz ya. Şimdi arkadaşlar bazıları diyecek peşine gitsene diye. Ben gidince daha çok kaçıyor. Bu sefer sağına sonuna da bakmıyor, anladınız mı? Şimdi yola mola atlar. Allah korusun ben peşine koştururum o telaşla. Al başına iş ondan sonra. Bir araba vursa maraba vursa ne yapacağım yani? O şimdi böyle dolaşıyor geliyor ondan sonra. Ben biliyorum Carlos'un ünlüsünü de. Normalde böyle ana yola doğru çok nadir gidiyor yani. Çok gitmiyor. Hep bu arazileri geziyor. O tarafa doğru gidiyor köyün içine doğru falan. Pek oralara gitmiyor da bu sefer niye oraya gitti anlamadım. Mesela bak Raşa geri döndü. Raşa geri döndü. Geldi de Carlos niye gelmedi acaba? Raşa! Kızım bir dile gel de konuş. Bu Carlos nerede? He? Faysal uyarıyor bak Raşa. Akıllı durun lan. Akıllı durun diyor. Bebeklerim sizi bağlayacağım Raşa. Duydun mu? Siz akıllanmayı bilmiyorsunuz çünkü. Size rahat batıyor rahat. Rahat batıyor size. Nasıl söyleyeyim? Osmaniye'de ufacık yerlerde duyuyorsunuz diyeceğim de bu gene Osmaniye'de salıktır Raşa. Hani Carlos falan bağlıydı ya getirdim sizi 10 numara mekana. 6 dönüm bahçe. Rahat rahat gezin, oynayın, tozun, enerjinizi atın. Kapatmıyorum sizi hep geziyorsunuz ama burası da size yetmiyor kızım. Burası da size yetmiyor. Bak süsü nasıl akıllı. Süs diye burası yetiyor. Koşuyor enerjisini atıyor ama sen inatla hep bir dışarı kaçayım, gezeyim, evden firar edeyim. Ya şeyden korkuyorum arkadaşlar. Araba vurur Allah korusun başına bir iş gelir köpeklerin. Veya dışarıda başka bir köpekle boğuşurlar, kavga ederler. Anladınız mı? O yüzden korkuyorum yani. Abi de bu da başladı. Kapının önünde bekliyor. Kapıyı açtığım gibi bu da dışarı kaçmaya çalışıyor. Ya senin o tipini yerim ben tipini. Bayza. Bu da kaçmaya çalışıyor yani. Ha, bu da onlardan ayrı değil. Gelin bakayım şu kafeslerin oraya doğru gidelim. Daha kafeslerin oraya bakmadım. Köpeklerde bir sıkıntı var mı yok mu? Aa, inşallah yoktur. Ha, bu gece çok ses oldu. Köpekler çok delirdi, havladılar. Anlamadım zaten niye böyle yapıyorlar. Hatta bir gece de bir tane köpek çığlığı sesi geldi. Dedim herhalde köpekler kavga etti. Bizim köpekler değil yani uzaktan geliyor da. Şimdi buralar hep boş ya, yankı yapıyor. Ne oluyor bu sefer? Bizim çocuklar deliriyor falan. Baktım da gecenin karanlığında bir şey de göremedim. Bu gece hiç uyuyamadım yani arkadaşlar öyle böyle değil. Mesela soruyorsunuz ya. En büyük zorluklardan birisini arkadaşlar köpek sayısı çok olduğu için emin olun çok ses oluyor. Yani adam gibi uyku uyuyamıyorsunuz. Öyle bir şansınız yok. Hep diken üstündesiniz. Hep bir sıkıntı mı oldu? Bir şey mi oldu? Gene ne oldu? Hep o moddasınız. Anladınız mı? O yüzden rahat uyku çekemiyorsunuz yani. Mümkün değil. Bunun en büyük zorluğundan biri. Ben diyorum mesela birini getireyim buraya öyle çok konuşan. Kötü yorum atanlardan, beni eleştirenlerden. Burada iki gün gene yaşayamazlar. Niye adam gibi uyuyamayacak? Hep diken üstünde. Aha şöyle mi oldu? Aha böyle mi oldu? Aha köpekler kavga etti. Aha şu şuna saldırdı. Aha şuradan şu ses geliyor. Aman tilki mi geldi, çakal mı geldi, kurt mu geldi? Yani emin olun o yüzden arkadaşlar kolay değil. Oo iyi çıkmışsınız vallahi bebeklerim. Bakayım Şila'ya. En çok merak ettiğim Şila. Şila gene 50 kilo yakın döktürmüş. İzabel burada mı? Karşıda. Ben şu İzabel'i arkadaşlar... Şu pisliği yaymadan hemen bir alayım. İzabel de oradan gelmezse iyi. Koş Şila koş. Koş. Çünkü şey yapıyor Şila. Adını siz koyun. Geç 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 geç. O pisliğin üstüne basıyor arkadaşlar. Onu yayıyor her yere biliyorsunuz mu? Onu sonra temizleyene kadar benim canım çıkıyor yani. Onun için de ben onu gece bırakmıyorum artık. Soğuk oluyor diye ama... Arkadaki kulübelerden iki tanesini buraya almayı düşünüyorum. Onu aldıktan sonra, taşıdıktan sonra... Aha geliyor Carlos bak. Carlos hadi bakayım gel. Taşıdıktan sonra ikisini orada salık bırakacağım. Mesela Hadis'i buraya salık bırakıyorum ben. Niye? Kulübesi var kulübeye giriyor yatıyor yani sıkıntı yok. Faysal gene delirtme Hadis ısırır seni.
Gelin şu Carlos'u bir eve alalım arkadaşlar. İyi, çok şükür başına bir şey gelmemiş. Ya işte bunlar hayvanda çoban köpeği olduğu için, bu köpekler çoban köpekleri arkadaşlar. Geceleri uyumuyor, görev yapıyorlar. Gündüzleri yatıyorlar, tamam mı? Bu köpeklerin görevi bu yani. Gündüz yatarlar, gece iş başına düşerler. Görev yaparlar. E ne oluyor bu sefer? Sağdan soldan bir tehdit aldığı zaman kendini göstermek için gidiyor onlara. Kendi varlığını, kendi liderliğini gösteriyor. Mesela geçen Carlos'u bir görseydiniz. Size yemin ediyorum. Bak, bir tane köpek geçti buradan. Carlos bir koştu, koştu, koştu. Kapının üstten bir atladı. Buradan bir depar atıyor var ya. Sanarsın yani Arap atı gibi. Gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Aslan parçam. Ay yüzüm, hoş geldin. Neredeydin sen? He? Neredeydin sen? Nerede? Gene kaçtın bakayım. Oğlum sana diyorum ki fazla git. Geç şu eve bakayım hadi. Çekil, çekil, çık. Çekil, aşkın geldi. Geç Carlos, geç, geç. Karım sen nereye be? Carlos geç. Carlos gel. Carlos gel, gel. Carlos geç eve. Eve geç. Bu sefer de Karam kaçtı. Bir de onunla uğraş. Karam gel. Ya arkadaş. Karam gel bakayım buraya. Neredesin sen? O benim minik farem, o farem. Dur. Sakin ol bir. Hadi bakayım geç. İzleme çık. İzleme çık. Hey sakin. Bak İzabel de şeye kızıyor Karam'a. Akıllı durun diyor. Sakin ol bakalım he. Nereye gittin Carlos'un? Yine firar ettin evden. Oğlum bak, şu sözümü dinlememeyi bırak. Sözümü dinle artık. Gel deyince gelmesin, git deyince gitmesin. Ne yapıyorsun oğlum sen? Niye böylesin çocuğum? Carlos'ta çok fena bir yürek var. Çok özgüvenli. Yani dedim ya, bak geçen burada videoda olsaydım o atlayış sahnesini, koşuşunu falan bir görseydiniz arkadaşlar. Deli cesareti var yani bizim Carlos'ta. Hani köpek kendi bölgesini geçti mi bırakması lazım. Bu köpek bölgesini, zaten köpek buradan, bizim köpekler havlayınca koşmaya başladı da gitti buradan. Giderken bile hayvanın peşine atladı, bırakmıyor hayvanı. Baktım Carlos yolda görünmüyor bile, ta nereye kadar kovaladı köpeği yani. Anladınız mı? Çok fena bir köpek. Acayip yürekli yani. Bir de yaşlı ha. Carlos'un ben geçtiğini düşünemiyorum arkadaşlar. Bak Carlos ortalama, benim tahminim şöyle dişlerden de bakın. Rahat 9 yaşında var. Bir de bu köpeğin böyle 3-4 yaşlarını, 5 yaşlarını bir düşünsenize şimdi böyleyse. Vallahi o zaman derdim ki o yaşlarda, genç yaşlarında olsa bu bahçenin derdim kralı harbiden Carlos. Harbiden Carlos yani, çok deli bir köpek. Carlos'a bayılıyor. Beni şu, bak o terliğimin eşi nerede? O terliğimin eşi nerede benim? Siz beni çıldırtacaksınız. Ben zaten ayağıma giyecek terlik yok be. Vallahi bu terliğin eşi nerede acaba? Hadi bakayım, hayırlı işler. Vallahi billahi ya. Arkadaş. Nereye gitti o şey? Onu büyük ihtimal Karam götürdü, parçaladı. Ben Karam'ı biliyorum çünkü. Karam'ın öyle pis bir aylağı var. Yapıyor öyle şeyler. Bir de terlik arayacağız şimdi. Ya şimdi o terliğe de 200 lira para verdim be evladım be. Evladım be. Yapmayın be, gözünüzün yağını yiyeyim be. Gözünüzün çapağına iki yumurta kırayım da yiyeyim be çocuklar. Şimdi Şile'yi oraya kapattık. Bir de şimdi birazdan oraya Mazlum'u alırım arkadaşlar yanına. Sonra Hades'i buradan çekeceğim birazdan. Reyna'yı antrenman alanında alacağım. Reyna'yı bir salacağım. Hades'i içeri koyarız. Tamam mı? Ondan sonra cuma Carlos'un gezdiği yeter. Carlos'u bir alırım kilere. Değil mi Carlos? Sonra Ayı'yı bir salarız. Reyna da 2 saat gezdikten sonra Sofya'yı falan bir salarım. Gene hepsinin bir antrenmanlarını yaptıralım. Kafesler pis. Gene işlerimiz var. Bayağı işlerimiz var. Bakayım. Evlatların durumu iyi. Çıtırımız iyi. Çıtır. Ne yapıyorsun? Mesela çıtır da İçeri girip yatmıyor arkadaşlar. Burada odası var ya, oraya girip yatmıyor. Burada yatıyor. Hayvan da orada üşüyor yani. Ama içeride yeri var. İçeri girmiyorsun kızım şimdi. İçeri girmen lazım ama herkes giriyor yani. Sen niye girmiyorsun? Ona bugün şuraya bir palet ayarlarım herhalde ya. Oraya bir palet koyayım. İçeride var tahtası. İçeride üstünde yatmıyor arkadaşlar. Gidiyor şu köşeye yatıyor. Anlamadım. Reyna maşallah kızım, ömürlük mü sıçtın be? 10 kilo bırakmışım be evladım. Reyna hoş. Bunları güzel bir temizleyeceğiz şimdi kafesini. Değil mi Hades? Aslan parçam Romeo. Romeo da iyi, güzel aslanım benim. Aslı şey mi yapsam? Bu sefer de Isabel sıkıntı ki abi. Romeo'yu salacaktım da Isabel ile Romeo doluyor birbirine. Dedim şimdi Romeo'yu salayım ayı yerine diyecektim de.
Bu sefer de Isabel'i koyuyorum. Nereye koysam o da atlıyor şimdi. Anladınız mı? Nereye koysam o da atlıyor. Bunlar gene niye birbirine kafa tutuyor bakayım. Carlos video açık ya, gaza geldi herhalde. Carlos baba. Bak 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 bak, aslanlarıma bak sen. Anadolu'nun evlatları sizi. Bunların böyle liderlik savaşları bitmez. Şimdi şu suyu bir açayım arkadaşlar. Bu kazanın da şu yosun tutmuş bakta. Şu suyu bir olsun. Çünkü birazdan temizlikler yapacağız. Hey tamam. Lan Mazlum ne yapıyorsun? İn aşağı, in. Hayır. Sen nereye geliyorsun bir anlamda? Orada oradan atlayacak manyak. Bir sakin. Hey. Tamam Carlos çık. Şu Carlos'a da su atayım. Ya. Çık bakayım hadi. Hadi. Çık. Evet hadi bakayım. Hadi. Böyle şimdi su döktüm ki arkadaşlar. Tamam Mazlum sakin ol. Mazlum şimdi oradan atlar. Bir de Carlos'la birbirine dalmasınlar yani. Sıkıntı yaşamayalım. Çıtır hayır. Hayır. Bir de sıkıntı yaşamayalım. Sophie. Kızım günaydın, bugün erkenciyiz. Isabel bak hemen içeri doğru gidiyor, yatacak. O kız dedim bu saatte kalkmaz normalde. Sesler uyandı. Sophie iyisin kızım? Bugün arkadaşlar bu arada buraları ilaçlayacağım ben. Her yere bir pire ilacı dökeceğim. Onları ayarlayacağım. Onu da yaparken video istiyorsanız yorumlara yazın. Onu bir düzeltelim. Oh havada güzel serin ama hava buz gibi vallahi şu an. Bak şey yaptım, yürüdüğüm halde üşüdüm vallahi. Marlam. Kraliçem bu arada demişsiniz bana. Marla'yı çok görüyorduk, şimdi göremiyoruz. Arkadaşlar onun sebebi biraz Isabel oldu. Önceden de hep Isabel'i görüyordunuz, göremiyordunuz mesela. Hep diyordunuz ya bana. Bir dengeyi kuramadık yani. Onun sebebi de Isabel her yerden atlıyor, kaçıyor ve Marla'yla da dalıyorlar birbirlerine. Ben en iyisi bugün. Tamam mı abi? Ne yapabilirim ki? Bir şey de yapamam ki. Hani Isabel'i dedim de bir yere mi koyayım? Aslında dur. Onu ben ne yapayım biliyorsunuz. Bak şimdi aklıma geldi be. Bekleyin. Aklıma geldi Carlos baba. Doğumhaneye bir girelim şimdi. Oy oy. Keho'ya bakayım. Keho iyisin kızım. Yemeğini yemişsin. Suyun var mı? Az kalmış. Suyunu tazeleyeyim senin. Şimdi bak bunu ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Alacağız. Çık bakayım çık. Onu arkadaşlar. Ben... Şimdi şurada bizim bir odamız var. Böyle uzun kapalı, tamam mı? Bunun içi de pis de, burayı temizlemek lazım. Karanlıktan bir şey gözüküyor da. Bunu da şey... Bak kapıya bak kapıya. Bak, bak çekiyorum açılıyor. Kilitli oldu halde bak. Ya şimdi ne yapayım ki? Buna buraya bir kilit gibi bir şey yapmam lazım da. Onu şey yaparım ben. Taycini Sofya'nın yanına alırım, tamam mı buraya? Isabel'i de buraya salarım. Buranın kapısı açılmıyor çünkü öyle. Buranın kilidi düzgün. Anca o şekilde yaparız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi kuşu gösterecektim de karanlık, hiçbir şey görünmüyor ki içeride. Baksana. Çıkın bakayım gençler. Hadi koşun. O Carlos'a Raşa'yı şimdi kapayım da ben. Daha da sonra Raşa'yı bağlayacağım. Carlos'u kapayacağım. Ayıyı salacağım için. Onların bir yerlerini ayarlayayım. Şuna şu tamir tadilat işlerini yapayım. Sonra sıkıntı yok arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da tavsiyelerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Hani şunu yap, bunu yap dediğiniz, şuraya şöyle önlem al, şunu yap, şöyle yapsan daha iyi olur dediğiniz şeyler varsa onları da yorum olarak yazın. Yorumlarınızın hepsini dikkate alıyorum çünkü. Haydi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.